hoş geldiniz. Bugün market videosu çekmeyi düşünüyorum. İnşallah başarabilirim. Şu anda kaldığım öğrenci evimin bir aylık market alışverişini yapacağım. Önceden market listemi hazırladım. Şimdi biraz sonra gideceğim ve alışverişimi yapacağım. Daha sonra neler aldığımı göstereceğim. Bunları paylaşacağım. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Market videolarını izlemeyi seviyorum ama ilk kez kendim çekeceğim için biraz da heyecanlıyım. Alışverişimi de A101'den yapmayı düşünüyorum. Normalde çünkü sürekli evime en yakın market orası olduğu için oraya gidiyorum. Oradan yapıyorum bütün alışverişimi. Bazı birkaç şey dışında. O yüzden şimdi biraz sonra A101'e gidiyorum ve bütün eksiklerimi alıyorum. Daha sonra neler aldığımı tek tek göstereceğim. Evet, alışverişimi yaptım ve geldim ama gerçekten çok yoruldum. Çünkü normalde markete gittiğimde bir poşeti dolduracak kadar falan alışveriş yapıyorum. Ben yani o an en çok neye ihtiyacım varsa onu yapıyorum. Ertesi gün bir daha gidiyorum falan. Bu kadar çok şeyi topluca ilk kez aldım ve gerçekten beni çok yordu. Taşıması falan özellikle çok yordu. Şimdi neler aldığımı tek tek geçelim. Hemen fişimi çıkartayım. Çünkü fiyatlarını da bir yandan okumak istiyorum. Şekilde. Toplam alışverişim 105 lira 66 kuruş tutmuş. Şimdi öncelikle buzluğa girecek olanları göstereyim. Onları buzluğa koyayım. Burada bozulmasın. Tavuk aldım. Ağırlık olarak 634 gram gelmiş ve fiyat olarak da 10 lira 43 kuruş tutmuş. Bunu hemen kenara koyuyorum. Şuralarda dondurulmuş fasulye aldım. Böyle dondurulmuş ürünleri çok seviyorum. Dondurulmuş patates, dondurulmuş ıspanak ve bunun gibi dondurulmuş ürünleri çok seviyorum. Çünkü çok pratik oluyor. Yani çoğunluk yine kendim normal alıp o şekilde yapıyorum ama bazen de hızlı bir şekilde yapmam gerektiği zaman vaktim çok fazla yoksa eğer bu tarz dondurulmuş ürünleri kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Direkt yani çıkardığım gibi tencereye atıyorum. En azından doğrama kısmını falan atlamış oluyorum. Bunun fiyatının ne kadar olduğunu söyleyeyim. 4 lira 95 kuruş almışım bununla. Ondan sonra salçaya geçelim. Tukaş markasının domates salçasını aldım. Bunun ne kadar olduğuna bakalım. 8 lira 95 kuruş almışım bunu da. Ondan sonra dolaba girecek başka ne kaldı? Onlar acil olanlardı zaten. Bir Şam markasının yarım yağlı sütünü aldım. Ben tam yağlı olarak kullanmıyorum. O yüzden yarım yağlı alıyorum. Bunda ne kadar almışım? Bir de fişten arayıp bulması da biraz zor oluyor. Evet, 3 lira 15 kuruşa almışım bunu da. Ondan sonra şunları şöyle kaydedeyim. Yoğurda geçelim. Yoğurtta da bazen tire yoğurdu alıyorum. Çok güzel oluyor. Bir Şam markasının yoğurdunu aldım yine. 1500 gram olarak. Bakalım bunu ne kadar almışım. Biraz önce görmüştüm şurada bir yerde. Şeyi süt ararken yoğurdu görmüştüm. Bulamıyorum. 7 lira 45 kuruşa almışım burada. Evet, şöyle köşeye bırakalım. Başka neye geçelim? Şu ekmeği şu arada çıkardı. En ucuz tutam bu. 1 liraya aldım. Şöyle ben köşeye koyuyorum. Neye geçsem? Fıstık ezmesine geçeyim. Çok severim. Paul McGold'un krem fıstık. Fıstık ezmesinden aldım. Bunun da fiyatını ne kadar almışım? Bulamıyorum. En çok zorlandığım bu oldu. Tamam. Polmak ezme diye geçmiş. 10.95 almışım bunu da. Şu şekilde koyalım. Gösterdiklerime göstermediklerime ayırayım. Şimdi pirince geçelim. Normalde ben bu pirinci almıyordum. Bunun yeşil renkli olanını alıyordum. Ters mi tutuyorum? Evet. Bunun yeşil renkli olanını alıyordum. Bir de özellikle üzerinde ithal olanları almıyorum. Onlar hani daha kötü oluyor diye biliyorum. Lezzet olarak. Bunun yeşil renkli olanı vardı. Onu ben hep kullanıyorum. Çok seviyorum. Ama fiyatıyla ilgili bir sıkıntı olmuş. Barkodunu okumuyormuş. Hani şey dedim, aynı fiyatta başka bir şey okutsaktan olmaz onları ama olmadı. O yüzden ben mecbur oradan hani kasanın yakınında vardı birkaç tane. Bir de pirinç kalmadığı için mecburen bunu aldım. Bunu ilk kez deneyeceğim. Yani nasıl olduğuyla ilgili pek bir fikrim yok. Pirinç pilavlık 7.95. Bunu da 7.95 almışım.
Ondan sonra peynirimize geçelim. Bozbeyi ezine peyniri almışım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Başta ilk gelinde hiç sevmemiştim. Ama sonra neyse bağımlılık yaptı. Her seferinde bunu almaya başladım. Bunun da fiyatı 11 lira 25 kuruş. İlk aldığımda ben bunu 7-8 lira arası bir fiyata alıyordum. Şu an 11 lira 25 kuruş olmuş. Neye geçelim? Kabak. İki tane kabak aldım. Normalde sebze ürünlerini Ağrı'dan almıyorum. Manav'dan, pazardan falan o tarz yerlerden alıyorum. Çünkü daha güzel oluyor yani. Burada da gördüğümüz gibi biraz böyle yumuşaklaşmış falan. Çünkü herkes çok fazla oralardan almadığı için çok da satılmıyor. O yüzden de kaldıkları için biraz daha kötü olabiliyorlar. O yüzden ben genelde manavdan almayı tercih ediyorum ama şu an bugün kullanacağım için akşam kabak mücveri yapacağım. O yüzden dedim hani iki tane alayım. Sonra kalan alışverişimi yine manavdan yaparım. Kabakları da ne kadar almışım? 455 gram tutmuş ve 3 lira 53 kuruş ödemişim. Manavda ne kadardı hiç hatırlamıyorum ya da pazarda ne kadardı. Ben bir de böyle fiyatları unuturum. Çok fazla alırken dikkat etmem normalde. Öyle böyle alacağız mevcut sonuçta. Ve kısırlık bulgur. Bunun da markası Yöremci. Her seferinde bunu alıyorum zaten. Çok fazla şey değil. Bunu da mercimek köftesi yapacağım yakınlarda. En son kısır yapmıştım. Onun için bütün paketi kullanmıştım. Evde hiç kalmamıştı. O yüzden aldım. 3 lira 95 kuruş vermişim bunu da. Evet, neyimiz kaldı ve kahve. Nescafe'nin unlu paketinden aldım. Bunu bir de normalde sütlü köpüksün alıyorum ama bu ara kahve içimini biraz azalttım. Çok fazla kahve içmemeyi tercih ediyorum. O yüzden almadım. Sadece bundan aldım. Bunu ne kadar aldım acaba? En çok zorlandığım kısım da şuradan fiyat bulma kısmı oldu. Nescafe unlu 5.50. 5 lira 50 kuruşa almışım bunu da. Evet, atladık. Şimdi gelelim buna. Dorbi markasının kakaosunu aldım. Bunu ne kadar almışım? 1 lira 75 kuruşa almışım bunu da. Evet, şimdi daha pahalı bir şeye geçelim. Bu diş macununu ben çok seviyorum. Kullandığım diş macunları arasından en çok bunu seviyorum yani. Güzel beyazlattığını düşünüyorum. Signal White Now aldım. Şöyle 9.95'e almışım. Ben markette baktığımda bunun etiketinde 15 lira yazıyordu. Ben 15 lira diye aldım. Çok sevindim şu an böyle olduğuna. Nasıl oldu acaba? Ya indirim vardı ondan öyle oldu. Bilmiyorum ama markette baktığımda 15 lira yazıyordu. Neyse gelelim en sevdiğim ürüne. Islak mendil olmadan yaşayamam. O kadar çok şey ıslak mendil kullanıyorum ki. Yemekten sonra normalde annelerimiz bezlesiler ya, ben hep ıslak mendille siliyorum sofrayı. O yüzden bakalım ıslak mendil. Ben arayayım biraz bunu. Mendi ıslak mendil 4 lira 45 kuruşa almışım. Bunları da eskiden alırken ben 2 lira 45 kuruş filandı bir süre önce. Ama 4 lira 45 kuruşa kadar çıkmış. Madem temizlikten bahsedeyim, şimdi şu temizlik bezinden şey yapayım. Normalde benim aldığım full sarıydı. Bu sefer böyle içinde mavi ve pembesi de var. Güzel olmuş. Bunlar bittikçe alıyorum. Tam da bittiği zamanla denk geldi. Seviyorum onu. Bir süre kullandıktan sonra atıyorum. Biraz sorumsuz olduğum için şey oluyor. Islak falan kalıyor. Sonra kokuyor. Direkt atıyorum. Temizlik bezi 3 lira 45 kuruşa almışım. İçinde kaç tane var? 5 tane varmış. Hangi renkten bir tane eksik? Maviden eksik galiba. O da aynıdır. Niye adaletli olmamışlar? Neyse. Yumurtaya geçelim. Yumurtayı normalde 15'li olarak alıyorum ama neden 15'li almadım bu sefer? Çünkü çok fazla şey aldığım için arada belki dedim hani kırılır mıdır bir şey olur filan. O yüzden 15 olarak almadım.
Bakıyorum yumurta. Heh, en aşağıdaymış. 2 lira 75 kuruş. Galiba bunlar indirimde. Çünkü normalde daha fazla diye hatırlıyorum. Altılı yumurtayı da 2 lira 45 75 kuruşa almışım. Bunu da koyduk. Çok az bir şeyim kaldı. Bitti galiba. Evet. Ben de onun fiyonk makarnasını aldım. Ben bunu şey yapmayı çok seviyorum. Aynı mantı gibi yapıyorum. Normal mantı yoğurdu hazırlıyorum ve mantı içinde kullanılan o salçalı sos var ya, şimdi işte baharatlar falan koyuyoruz. O şekilde yapıyorum. Aynı böyle mantı yiyormuşsunuz gibi oluyor. Bence bunu deneyin. Evet. Fiyonk makarnası en üstteymiş. 1.75 almışım. Ve son olarak da ben de onun arpa şehriyesini aldım. Arpa şehriyem de bitmişti. Genelde çorba yaparken bir de pirinç pilavına bazen şey yapıyorum. Taş şehriye, bazen arpa şehriye kullanıyorum. Arpa şehriye de 1 lira 75 kuruşa almışım. Ve toplamda 105 lira 66 kuruş gibi bir alışveriş yapmışım. Aylık market alışverişim. Yani öğrencimde en çok kullandığım ürünler, genelde aldığım şeyler bunlar hep. Onları göstermeye çalıştım. Benim için çok keyifli oldu. En çok eğlendiğim videolardan biri oldu. Çok yani hoşuma gitti gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka video fikirleri olursa artık farklı şeyler çekmek istiyorum. Artık o diğer çektiğim şeyler çok fazla izlenmemeye başladı. Ben dedim böyle kendi hayatıma dair şeyler çekeyim. Hatta yaklaşık 3 aydır falan balkonu temizlemiyorum. Çok kötü hale geldi. Yağmurlar yağdı, fırtınalar koptu. Ben hala balkonu temizlemiyorum. Masa falan yıkılmış. Çok kötü durumda. Bir ara onu temizlerken bir vlog çekmek istiyorum. Temizlik videosu çekmek istiyorum. Çünkü ben onları izlerken çok eğleniyorum. O yüzden kendim de çekmek istedim. Bu tarz önerilerin dolayısıyla çok sevinirim. Ondan sonra kumbara biriktiriyorum çok uzun zamandır. Onu çekmek istiyorum. O şekilde yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Diğer videolarıma da bakarsanız çok sevinirim. Artık ben de bir YouTuber olmak istiyorum. Lütfen. Artık kötü videoları izleyin. Neyse. Bakıyorum süresi bayağı uzun tuttu. Fazla olduğu zaman da sıkmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.